Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün açılışı şimdi Mümtaz Reis yapıyor. Bugün hem Galatasaray taraftarı ve camiasını ve Beşiktaş taraftarı ve camiasını düşünmeye davet ediyorum. Nasıl bir düşünme? Beşiktaş'ın rakibi kim? Bugün bu fikstüre göre rakibi kim şu anda? Fenerbahçe. Galatasaray değil. Neden bugün Galatasaray'la Beşiktaş yapıyor aynı saatte, aynı günde? Fener'le Beşiktaş yapmıyor. Fenerbahçe yarın yapıyor, ertesi gün yapıyor. Oturun bunu düşünün. Ankara'da bu tezgahı kuranlar, cinlik yapanlar, kuş beyinli bunlar. Bunlar kendilerini çok akıllı, milleti salak falan zannediyorlar. Ya böyle bir şey var mı arkadaş ya? Sen madem öyle birinciyle ikinci bugün yapsın, aynı saatte aynı gün Galatasaray yarın yapsın. Niye? Neyi ayarlıyorsunuz? Yarın Fenerbahçe'ye şimdiden söylüyorum, herkes düşünsün. Hakem kararları veyahut VAR hakemleri, orta hakem tezgahları mı kuruluyor? Yarın göreceğiz ne demek istediğimi. Herkes otursun, ne dediğimi düşünsün. Ve maç başladı, Galatasaray Antalya Spor. Telefondan da Beşiktaş maçını takip edeceğiz arkadaşlar. Evet. Onu da yorumlayacağız aynı anda. Barola açtın mı telefonu? Açık verebilecek misin? Baba ne diyorsun bu maçla alakalı ya, peki? Kursu, artık ya biz ikinciliğe oynuyoruz da. Şimdi hiçbir şey konuşmayacağım da Galatasaray Beşiktaş maçında konuşacağım. Şimdiden konuşmak istemiyorum. Galatasaray Beşiktaş maçı Beşiktaş'ın şampiyonluğunu etkileyecekse o zaman konuşacağım. Şimdiden konuşmuyorum. Şimdi konuşmayacağım, o zaman konuşacağım. Maçı... Maç hakkında ne düşünüyorsun baba? Arka direğe. Ya ikincide oynuyoruz biz abi. Hayır, bu maçı almamız lazım. İkincide olmak istiyorsak almamız lazım. Türkçesi bu ya, Allah Allah. Evet, Beşiktaş maçını da buradan açtım. Arada Mümtaz Reis'i buradan göstereceğim. İnşallah Beşiktaş kazanır. Aa, canı gönülden istiyorum, bunu da söyleyeyim yani. Ama şansımız herkes var yine de baba, şimdi öyle. Bana ben ikincide oynuyor Galatasaray'ı. Ben hayal aleminde yazmıyorum. Olmayacak numaya da amin demem. Ama şansınız varsa Beşiktaş'ın puan kaybetmesini istemez misin? İstersin. İstemem, hayır. İstemiyorum. Beşiktaş'ın yenmesini istiyorum. Diyorsun. Aynen öyle söylüyorum. Bugün de Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Buradan ona göstereceğim. Geç ki aklına. Galatasaray Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın şampiyonluğunu etkileyecek durum olursa o zaman konuşacağım. Şimdiden konuşmayacağım. Faul kararı var daha öncesinde. Şimdi daha konuşmayacağım. Beşiktaş maçı da burada. Tabii. Bir gözüm de Beşiktaş maçında burada. Onu da seyrediyorum heyecanla. Fenerbahçe'ye ellerini böyle uçturtmayacağız. Böyle yaptırtmayacağız. Emre Belezoğlu beyefendiye. Böyle ellerini uçturuyor. Hazır 2 puan da hediye ettiler. Nasıl ettiler? Onu da konuşacağız tabii. Orada da film var. Penaltı. Tabii. Penaltı. Kalecisi Muslera'ya döndü. Verdim penaltı. Jetson Fernandez. Verdim penaltı. Yok. Vermedim. Penaltı. Verdi. Beşiktaş penaltı. Dakika 3 Beşiktaş penaltı çakıyor. Beşiktaş penaltı çakıyor. Ona da böyle yapacak. Adem Lalic yerde. Ömer. Var mı bak? Var mı? Var var. Etebo. Var. Alttan takmış ayaksa. Beşiktaş penaltı kazandı. Dakika 3. Buradan da seyrediyorum Beşiktaş maçını. Sevinelim biz. Gel böyle gel sen gel. Beşiktaş golü atsın. Beşiktaş golü atsın, biz de sevinelim. Varol kardeşim de oflu Trabzonlu. Kendisi hangi takımı destekliyor? Sen Varol o kadar çok fazla şey mi yok senin? Şu anda Beşiktaş'tasın. Beşiktaş'ı. Galatasaray'ın. Galatasaray diyeceğim. Galatasaray'ı da destekliyorum. Fener tutmuyor. Mümtaz amcanın yanında Galatasaray'ı destekliyorum. Yahu kardeşim, Fenerbahçe camiası hariç Türkiye'nin bütün taraftarları, herkes Beşiktaş'ı destekliyor. Gerçek bu. Bu bir gerçek. Evet, Gezal topun başında. Raşit Gezal. Topunu bir kısayım da biraz. Karışıyor. Raşit Gezal atıyor onu. Gezal geldi. Raşit Gezal Beşiktaş'a gol kazandırdı. Raşit Gezal. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi buradan yanlış anlayanlar falan olur.
Niye Mümtaz Reis Beşiktaş'ı tutuyor? Benden abi, dolayı mı? Başka bir sebepten mi? Hayır. Hala. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonluk şansının gittiğini düşündüğü için, yani mesela bugün Beşiktaş puan kaybetse Fenerbahçe'nin işine geleceği için Galatasaray şampiyon olacağına da inanmıyor. O yüzden yoksa Galatasaray şampiyon olacaksa Beşiktaş tutar mı yani? Böyle şimdi, yazıyorsunuz onun için söylüyorum. Tamam, oğlumun söylediği doğru da başka bir şey için de var. Bakın şu Fener'in son Başakşehir'le yaptığı maça bir bakın. Herkes düşünsün. Ne dediğimi düşünsün herkes. Haftalardır Edin Bişya Fener'e gidiyor diye yazılıyor, çiziliyor. Dillerden düşmüyor. Edin Bişya. Başakşehir'in başında kim var? Aykut Kocaman, Fenerli. İki aydır top oynamamış. 3 aydır top oynamamış Edin Bişya. 2 maçtır oynuyor. Ve penaltı atışına dikkat edin. O penaltıyı bir kere Aykut Kocaman Edin Bişya'ya attırması bir şaibe. Gayet açık söylüyorum, şaibe. Fener'den anılan bir futbolcuyu sen penaltı attıramazsın. Kesinlikle etik değil. Yanlış. Bir de Edin Bişya'nın dikkat edin penaltı atışına. Ben çok dikkat ettim, bu işleri biliriz. Futbolun içinden geldiğimiz için. Böyle yay çiziyor, bak yay. Yay çizip de böyle hafif böyle dönük kaleciye doğru atarsan kaleciye nereye attığını gösterirsin. Kaleci oraya yatar. Nitekim de yattı aldı. Düz atanlar, penaltıyı düz atanlar belli olmaz. Sağ mı soluna mı atacağı. Ama yay çiziyor böyle. Hafif böyle dönük atıyor Edin Bişya. Atacağı yeri gösteriyor kaleciye. Kaleci de oraya yatıyor. Dikkat edin bunlara. Gide 2 puanı böyle verdiler Fener'e. Hak etmediği bir şeyi. Fener'e bedavadan 2 puan verdiler. Bugün bunlar konuşulmamış olacaktı. Eğer o 2 puanı almasaydı. Kayseri 60'tan bir şey çıktı. Ne? Has ya. Nasıl Kayseri 60? Vallahi Kayseri 60. Gitti şeye gitti geri. Çıktı Kayseri 60 şimdi gol. 1-1 oldu. Allah. Görüntü şeye gitti yani. Çıktı olsun, şeyden. Olsun boş ver. Beşiktaş atar. Ulan nasıl yedik lan? Ya Beşiktaş atar, rahat ol. Hay ağzına sıçayım ya. Lan ne ara yedik? Bir çıktı bir şeyden, sayfadan çıktı gol demişiz ya. Oğlum rahat ol. Atar Beşiktaş. Nerede benim kendi kumanda? Sen rahat ol. Allah'ım ya Rabbil alemin ya. İşte az önceki pozisyon. Ya atar rahat, Allah. Rahat ol. Beşiktaş alır bu maçı bugün. Rahat ol. Telefondan şeyden bir kastı bir çıktı tekrar yeniledim bir baktım gol yemişiz. Golü de göster. Rahat ol evladım, alır. Nasıl gol yiyoruz onu anlamıyorum ya. Bir şey olmaz. Beşiktaş alır bu maçı. Jetson Fernandez. Freddy ile mücadelesi Jetson yatarak... Necip oynuyor arkadaş. Şu Necip'i de var ya. Hemen yaptı adam, başka adam yok. Merak etmesinler. Galatasaray geldi sağ kanattan Emre Akbaba. Haydi oğlum bakayım. Siz de çakın. Bugün Beşiktaş da çakacak, siz de çakacaksınız. Fener'i sevindirmeyin. Haydi aslanlarım bakayım. Çok güzel pas. Bak be! Şu Allah kahretmesin kazma ya. Kim o? Emre Akbaba. Emre Akbaba kazması. Öyle kafa mı atılır ya? Ulan topa öyle kafa vurulur mu be? He? Ama bak pası çıktığını görüyor musun? Müthiş pas. O harika pas. Harika pas. Şuraya bak, attığı kafaya bak. Yukarıya kaldırıyor kafasını. Yukarıya bak. Aşağıya doğru vurmuyor kafayı. Timing hatası ha baba. Ya aşağıya doğru vuracaksın o kafayı. Yukarı doğru değil. Aşağıya doğru indireceksin kafayı. Sen söylesene baba, ne hatası? Timing. Timing. Tövbe tövbe. Bugün rahat ol. Beşiktaş da kazanacak. Galatasaray da kazanacak. Fener'i sevindirmeyeceğiz bugün. Ya hayır, biz golü nasıl yedik? Ben onu göremedim ya. Boş ver. Rahat ol. Rahat ol. Ben rahatım, sen de rahat ol. Beşiktaş da bugün kazanacak, Galatasaray da. Hadi yallah. Düşmanlar çatlasın. Göremedim hala. Ya boş ver ya. Rahat ol diyorum sana ya. Beşiktaş rahat rahat kazanacak bugün. Rahat ol. Kayseri'de kümeye oynuyor. Sen nasıl Beşiktaşlısın ya? Rahat ol. Ya rahatlıktan değil baba. İster istemez bir şeye düşüyorum yani. Hiç düşme. Rahat ol. Buraya kadar getirdik çünkü buradan sonra ya verirsek yazık yani. Ya sen dediğime bak evladım. Evelallah. Beşiktaş da kazanacak. Bugün Galatasaray. Derdi kafa vuruşu savunmadan geldi. Bahadır orada.
İstedikleri kadar şeytanlar plan yapsınlar. O plan tutmayacak. Yani Ankara'da bazı şeytanlar şeytani planlar yapıyor. Anladın mı? O planlar tutmayacak. Hiç merak etmesin. Forvet kim oynayacak ya? Halil Dervişoğlu babalı adamı. Yanadı geçti direkt. Çaksaydı çok güzel olacak. Köşeyi düşündü ancak son tek alkalan faul yedi. Beşiktaş atmış. Beşiktaş atmış. Ben dedim sana bak hep gittiği zaman bir şey oluyor ya. Olsun olsun. Ulan hiç mi golü göremedik ya? Yaşar'a ben çevireyim. Allah Allah. Bu kez atış Kayseri Spor'un. 62. Abi iki golü de göremiyoruz ya. Olsun artık ya boşver sen. Maçları uyardı. Ne kadar saçma bari şu tarafa yana koy değil mi sessiz bir şekilde. Başlıyor. İki görüntüyü aynı anda yap ya. Mert ve Fridi barajdalar. Hay Allah'ım ya Rabbim alemin ya. Ya alacak Beşiktaş rahat ol diyoruz ya. Allah Allah. Ömer, ya almasını ceza alacak ama ondan bir şey şüphem yok. Yine. Sadece izleyemiyoruz maçı izleyemiyoruz keyif alamıyorum ya. Ya sen keyi gönderdin. Cenko ben bunu affedemem ya. Kart gelecek. Fernando'yu ya. Fernando. Orta sahanın belki de Fernando. Fernando'yu kim gönderdi ya? Onu affeder miyim ben Cekica? Fernando'yu gönderen adamı affetmem asla. Bunların futboldan anladığı yok güzel oğlum. Bak bu baksana bu biraz maç ya. Futboldan anlamayan adamlar transfer yapıyor. 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Kayseri Spor savunmasında. Hadi at bir tane bitirin ya. Geldi Gökhan Töre. Vur lan. Çaktı. Ulan be Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bu offside. Offside mi offside? Bunu nasıl atamıyorsun ya? Ben gol zannettim ha. Vallahi gol zannettim. Maçın başından bu yana birçok pozisyonda offside'e yakalandı Gökhan Töre. Var da çok geç attın ya. Tabii geç attık topu. Jet. Vida'ya takıldı. Vida, Derenike'nin presi var. Lan Vida ne yapıyor lan? Şimdi pas atamazsam. Lennon sokuluyor içeriye doğru. Derenike bıraktı Lennon. Lan yapma aldı. Oğlan. Kaleye baktı. Ortaya döndü. Son anda müdahale. İkinci hamle Montero ve Sakala. Yaşlı maçlı diyorum bak Kayseri neler yapıyor. Kayseri Spor'un bir aradan sonra bir... Lan ben hadi atla ya. Hadi lan yürü. Kaleci çıktı Doğan. Doğan son anda. Doğan son anda müdahale etti. Kaç yaşında lan bu kaleci? Kayseri'nin kalecisi çocuk ya. Kullanıldı atış. Raşit Ginzal. Yapma be oğlum ya. Oraya giren isim Muhar. Yarabbim ya. Sağ ol anne. Al baba. Değişiklik hazırlığı var gibi. Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu. Kerem Çolum attı. Süper Kerem gitti. Ceza sahasında orta yerden savunma dokundu. Çok be! Allah Allah. Ya nasıl kaçırıyorsunuz bunları ya? Oğlum siz bunları nasıl kaçırıyorsunuz ya? Kaçıran kim? Topu getiren Halil efendim. Gizli silah İşte pozisyon bu. Ne gizli silah ya? Adam mı var? Manyak manyak konuşuyor. Halil Bofen yanında Naldo. İkinci yarı başladı. Beşiktaş 2-1 önde. Şampiyonluğa doğru artık yeter diyoruz. Artık puan kaybı yok. 6 maç var. Bundan sonra 5 kalıyor. Hepsini alacağız Allah'ın izniyle. Yeniden topla buluştu. Galatasaray maçı da başladı topla. De Souza'dan pas. Bekleyerek izleyebilirsiniz. Daha yeni maç. Bayram, Halil Dervişoğlu, Halil Kevli gidiyor. Halil şimdi gönderdi. Nereye be? Halil efendi nereye? Gizli silahı. Ya bana ne ya? Ömer o. Fernandez, Emre Akbaba alamadı. Kerem şimdi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Halil'e doğru. Emre Akbaba geldi. Halil topu aldı. Halil Çolum'a attı. Ulan hadi be ya. Geçti Halil. Hadi geçme. Kararı var. Oy. Ne bu lan? Kalkavan. Ulan ne yapacak kalkavan be. Düdürü çaldı. Ne var orada ya? Pozisyon bu. Halil Dervişoğlu. Ya yapmayın be. Yapma kalkavan ya. Gene kalkavanlarını yap. Ne var lan burada? Baba geç. Onların yüzünden fazladan maç oldu. Bir sarı ardından kırmızı. Kırmızı. Yine Şenol'lar. Ve sonrasında ikinci sarı. Kırmızı kart gördü. Antalya Spor'un kaptanı. Podolski. Ne yapmış? Şenol'lar. Havalesin kart Allah aşkına bırak ya. Yeniden görüntüye gidiyor. Hiçbir şey yok ya. Vallahi hiçbir şey yok. Sarı kartlık ne var ya? Ayağına. Ya baba yapma gözünü seveyim ya. Ya dizine vurmuş kör müsün ya? Bak
Hani nerede? Bak bak. Ya bak, yok be baba ya. İndir derim bak. Ya yok vallahi yok baba. Gözünü seveyim ya. Fox sahada ev sahibi. Bu kadar da olmayın ya. Vallahi yok billahi yok ya. Hadi ya. Geç geç geç. Bal gibi var. Siz böyle giderse üçüncü olur. Tabii tabii anlar. Yok orada kırmızı kart. Bal gibi var. Nasıl ya? Yeni kaptan Bofen. Yıllardır ligimizde olan ceza alanına doğru Enkudu. Çekme! Gol! Enkudu! Yeter dedi. Enkudu! Enkudu! Kedi kaçtı be. Kediyi kaçırdı. Ya öteki çekinlendirme de adama gidelim. Babanız Beşiktaş. Böyle bir küçük hareketler yapmasın. Babanız Beşiktaş. Yapma başlattırma davranma bak. Babanız Beşiktaş. Başlattırma cil babasına. Ceza alanı ortası. Enkudu! Doğru mağlup ediyor. Yeter artık ama ya. Raşit Gezal, Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Derdiği noktada Rozier araya girme çabasında. Tamam, Aziz bir tane gol atmış hala Beşiktaş. Ceza sahasına. Atak devam ediyor. Gol! Döndü Mustafa Muhammed. Önce Arda. Sonrasında Mustafa Muhammed kaçan pozisyon. Oyuna sonradan giren Arda. İkinci direkt. Galatasaray'ın ikinci direği Mustafa Muhammed. Direkten geri geldi top. Arda. Tek dokunuş. Net fırsat. Pozisyon kaçtı bir direk daha. İlk yarıda Emre, ikinci yarıda ne diyorsun Mustafa baba? Muhammed. Kötü ballılar da bize denk geliyor. Galatasaray Boferi de direkleri de geçemiyor. Antalya'nın şu anda kaçıyor. Şey olmaz ya. İkidir. Niye böyle olduysa değil mi? Ryan Donk. Paçalarından bal atıyor bile. Arda Tukibir. Beşiktaş hala 3-1 önde şu anda. Bir sezonda 15 asiste ulaşan ilk oyuncu olduğunu söyleyelim. O an kaybetmemizi bekleyen Fenerbahçelilere buradan kocaman sevgiler, saygılar. Daha çok beklerler. Gökhan çevirdi kafaya. Yedeklerle böyleyiz şu anda Beşiktaş. Yedekleriyle böyle. Kulağının arkasını görürse şampiyonluğu da görür. Emre Belezoğlu. Yok öyle ya ama. Beleş'ten. Ondan sonra da ne yapıyor biliyor musun? Beyanat veriyor hemen ertesi günü. O şey diyor, neydi şeyin, Başakşehir'in başkanı, şey, Aykut Kocaman, benim abimdir diyor, çok severim, sinyal gönderiyor. Tabii, Aykut Kocaman'a, çok severim diyor, iyi anlaşırız biz abimdir diyor. Buharla mücadele ediyor. Tabii, Emre. Galatasaray. Tabii, anladın mı? Öyle diyor. Galatasaray akın akın geliyor, ambu kayaldı Antalya'yı. Şener. Şener, Şener bile Messi gibi bugün. Şener içeride, şimdi orta. Vurdu ve gol! Hele çıkın be! Mustafa Muhammed yaptı. Hele çıkın be! Tutu çektiniz beni be! Yapıştı ya. Kayamadı. Kayamadı. 5 maç durdu. Hele çıkın be! Allah'ım sevinemiyorum ya. Hele çıkın be! Mustafa Muhammed kalmaya çalıştı. Sağının kötülüğünden düştü. Mustafa Muhammed. Şeyler yalnız bugün abi şeyler nasıl baba bugün? Kadroya katılmadı. Ha bugün hiç ben Messi gibi sıyırdı ya. Oyuna girdi golünü attı. Girdi onu Rovaçta'yı kalkmış. Kim o Arda? Hele şükür ya. Hele şükür be. Hasta ettiniz be. Hele şükür. Mustafa Muhammed. Üçüncü testini oldu. Gelir mi şampiyonluk baba? Negatif çıktı. Şampiyonluğu ya işte o. Girdi. Daha da bir kötü. Nuri. Geçti hemen geldi. Ya sen de aldın maçı ya geçmektir ya. Ooo 3 tane gol doymadınız mı ya? 10 tane üstelecek. Bu da manyak mıdır nedir ya? Ya lanet gitsin lan ama Beşiktaş 4'te. Başlar içinde. İşte buradan sarı kart Nuri. Ya. Ve maç bitiyor. Kritik maçta Galatasaray kazanıyor. Ne diyorsun baba? Mustafa Muhammed'in attığı golle. Şu anda ikinci sıradasınız. Oyuna girdi. Maç fazlalığıyla. Kritik almasını aldı. Girer girmez. Pozisyona girdi. Arka arkaya. Beğenen evlatlar like atmayı unutmasınlar. Yorum atmayı unutmasınlar. Hepsinin ayrı ayrı yorumlarını bekliyorum. Kanala, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah güzel video olmuştur. Sevgiler, saygılar hepinize. Herkes hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar.